Evet, 8. sınıf öğrencilerim, hepinize merhaba. 4. ünite Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürk dersi. 4. ünite Çağdaş Türkiye yolunda atılan adımlarla ilgili ders kitabımız sayfa 80-85 ile 111 arasındaki konularla ilgili hazırladığım soru kartlarındaki soruları çözeceğiz. Soruları çözerken de hızlı ve doğru karar verme becerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Tabii bu videoları izlerken işte bazıları hocam yazınız iyi okunmuyor, işte hocam sesiniz iyi gelmiyor gibi yorumlar yapıyor. Bunun dışında bir de kaba tabirler kullanılıyor, küfür içerikli yorumlar yapılıyor. Lütfen bu konuda biraz daha dikkatli olalım. Amacımız tamamen yazılarımıza ve derslerimize yardımcı olmak. Evet, isterseniz sorularımıza başlayalım. Evet, birinci soruyla başlayalım. Cep telefonuyla çektiğim için son derece zor, kolay değil, onu belirteyim. Evet, sorumuz şu şekilde. Devletin adı ve rejimi belli oldu. Devlet başkanlığı sorunu çözüldü. Meclis hükümetinden kabine hükümetine geçildi. İnkılaplar için ortam hazırlandı. Verilen özellikler hangi gelişmeyle elde edilmiştir? Evet, bütün bu gelişmeler, işte rejimin adının konulması, devlet başkanlığı sorunun çözülmesi hangi gelişmeyle ilgili? Evet, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle. Evet, hemen bir diğer sorumuz geliyor. Bu isyan ülke içerisinde kardeş kanının dökülmesine, ülke dışında ise Musul'un kaybedilmesine neden olmuştur. Bu isyan dediği hangi isyan? Evet, cevabı hemen buldunuz. Musul'un özellikle kaybedilmesinde etkili olan, özellikle İngilizler tarafından desteklenen, ülkemizde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan bir isyandı. Şeyh Said isyanı. Bir diğeri, saltanat ve hilafetin birbirinden ayrıldığı ve saltanatın kaldırıldığı tarih nedir? 1 Kasım 1922. Biz buna kısaca 1-11-22 diye de söylüyoruz. Evet. Bir diğer sorumuz. Yeni kurulan devletin merkezi neresi olacak sorunu nasıl çözülmüştür? Evet, kolay bir soru. Yeni kurulan devletin merkezi neresi olacak sorunu nasıl çözülmüştür? Ankara'nın başkent ilan edilmesiyle bu sorun çözülmüştür. Halkın doğrudan veya seçtiği temsilciler aracılığıyla egemenliği eline tuttuğu yönetim şekline ne denir? Cumhuriyet. Bir diğer sorumuz geliyor. Evet, 23 Nisan 1920 ve 29 Ekim 1923'te ne olmuştur? 23 Nisan'da TBMM açılmıştır. 29 Ekim'de de Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bir diğer sorumuz geliyor. Tevhid-i tedrisat ne anlama gelmektedir? Tevhid-i tedrisat ne anlama gelmektedir? Eğitim öğretimde birliğin sağlanması. Öğretim birliği demişiz. Evet. Halifeliğin kaldırılmasından sonra TBMM tarafından kim halife seçilmiştir? Buldunuz mu cevabı? Son halifemiz TBMM tarafından seçilen Abdülmecit Efendi. Bir diğer sorumuz. Şeyh Said isyanını bastırmak ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla çıkarılan kanunun adı nedir? Takriri Sükun Kanunu. Bir diğer sorumuz. Evet. İzmir ile birlikte Ege bölgesi ve Doğu Trakya Yunanistan'a verilecek. Antalya Konya çevresi İtalya'ya verilecek. Kapitülasyonlardan müttefik devletler yararlanabilecekti. Bu kararlar nerede alınmıştır? Nerede yer almıştır? Evet, hatırladınız hemen. Eski konularımızda yer alıyordu. Sefer Barış Antlaşması. Bir diğer sorumuz.
Evet. Kaptürasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır. Ülkede yaşayan gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilmiştir. Ordu ile ilgili hiçbir sınırlama getirilmemiştir. Bu kararlar hangi antlaşmada yer almıştır? Evet, cevabı duyar gibi oldum. Lozan Barış Antlaşması. Evet, bir diğer sorumuz. Çok partili hayata geçişte kurulan ilk muhalefet partisinin adı nedir? Terakkiperver, Cumhuriyet Fırkası. Bir diğer sorumuz. Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırılarak yerine ne kurulmuştur? Erkan-ı Harbiye. Kaldırılarak yerine ne kurulmuştu? Hatırladınız mı? Genelkurmay Başkanlığı. Devam ediyoruz. 3 Mart 1924 tarihinde kaldırılan Efkaf Vekaleti'nin yerine günümüzde faaliyet gösteren hangi kurum kurulmuştur? Efkaf Vekaleti yerine günümüzde. Evet, cevabı duyar gibi oldum. Vakıflar Genel Müdürlüğü. Bir diğer sorumuz geliyor. 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Efkaf Vekaleti kaldırıldı. Şer'iye Vekaleti yerine ne kurulmuştur? Cevap, Diyanet İşleri Başkanlığı. Evet, diğer bir sorumuz geliyor. 1921 Anayasası'nın ilk maddesi nedir? Bakın, 1921 Anayasası'nın ilk maddesi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Evet. Diğer bir sorumuz. Cumhuriyet tarihinin en uzun yürürlükte kalan anayasası hangisidir? Cumhuriyet tarihimizin en uzun yürürlükte kalan anayasası 1924 Anayasası. Diğer bir sorumuz geliyor. Osmanlı Devleti zamanında uygulanan, aile ve toplum hayatını düzenleyen, dini kurallara göre uygulanan kanunun adı nedir? Evet, 1926 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Osmanlı Devleti zamanında uygulanan, aile ve toplum hayatını düzenleyen, dini kurallara göre uygulanan kanunun adı Mecelle. Evet, bir diğer sorumuz geldi. Evet, bugün yürürlükte olan Türk Medeni Kanun hangi ülkeden model alınarak uygulanmıştır? Evet, Türk Medeni Kanunumuz hangi ülkeden model alınarak uygulanmıştır? Cevabımız İsviçre. Bir diğer sorumuz. Hangi kanunla şeyh, mürit, dede, baba gibi ünvan ve sıfatların kullanımı yasaklandı? Ayrıca falcılık, büyücülük ve muskacılık gibi bir takım din dışı uygulamaların yapılması da yasaklandı. Hangi kanunla bunlar gerçekleşmiştir? Hatırladınız mı? Evet, tek cezaevi ve türbelerin kapatılmasıyla. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Çağdaş ve ileri bir millet olma amacını güden toplumumuz, halkın dini inançlarını istismar eden, işsiz güçsüz kişilerin toplandığı, büyücülük, muska ve şifa dağıtıldığı sanılan inanışlara hangi yenilikle son verilmiştir? Evet. Buldunuz. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla bir öncekiyle benzerlik gösteriyor. Bir diğer sorumuz geliyor. 26 Aralık 1925 tarihinde çıkarılan kanunla Hicri ve Rumi takvim kaldırıldı. Yerine hangi takvim kullanılmaya başlanmıştır? Şu anki kullandığımız takvim miladi takvim. Bir diğer sorumuz geliyor. Evet. 1930'lu yıllara gelindiğinde başta Amerika ve dünyada ekonomik kriz meydana geldi. Bu krizden biz de kurtulmak için mecliste bir partinin eksikliği hissedildi. Bu amaçla kurulan partinin adı nedir? Evet, biraz süre vereyim. Cevap, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Evet, bir diğer soruya geçiyoruz. Evet, aile ile ilgili evlenme, boşanma, miras, velayet, resmi nikah ve mülkiyet konuları hangi
hangi kanunla kabul edilmiştir? Türk Medeni Kanunu'nun kabulüyle. Bir diğer sorumuz geldi. Evet. Ülkenin her yerinden gelen işçi, çiftçi, tüccar ve sanayici temsilcisi katıldı. Kongrede yeni Türk Devleti'nin izleyeceği ekonomik program ve kalkınma hedefleri belirlendi. Bahsedilen kongre hangi kongredir? Cevap: İzmir İktisat Kongresi. Bir diğer sorumuz geliyor. Halifeliğin kaldırıldığı tarihi söyleyin. Cevap: 3 Mart 1924. 3-3-24. Ekonomi andının diğer adı nedir? Misak-ı İktisadi. Geldi diğer bir sorumuz. 10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı Devleti'ne imzalatılan TBMM ve Türk Milleti tarafından asla tanınmayan, uygulanmadan tarihe karışan antlaşmanın adı nedir? Evet, hemen hatırladınız. Sevr Barış Antlaşması. Bir diğer sorumuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını sağlayan, 20. yüzyılın başlarında imzalanan ve hala geçerliliğini koruyan uluslararası belgenin adı nedir? Lozan Barış Antlaşması. Evet, son birkaç sorumuz kaldı. Sivas Kongresi'nden sonra temsil heyeti 27 Aralık 1919'da hangi ilimize gelerek milli mücadeleye devam etmiştir? Cevap: Ankara. Saltanatın kaldırılması ile ulusal egemenliğe geçti en önemli adım atılmıştır. Son Osmanlı padişahı kimdir? Evet, saltanatı elinden alınan son Osmanlı padişahı 5. Mehmet Bahreddin. Evet, bir diğer sorumuz geldi. Kılık kıyafet konusunda yapılan ilk değişiklik şapka kanunudur. Kıyafetle ilgili görüşleri halkayı paylaşmak ve şapkayı tanıtmak için başlangıç olarak hangi ilimizde bu amacını gerçekleştirmiştir? Yani şapka kanunu hangi ilimizde gerçekleştirilmiştir? Cevap: Kastamonu. Evet. Lozan'da çözülemeyen Irak sınırı ve Musul sorunu tekrar görüşmeler başladığı sırada Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine çıkan isyanın adı nedir? Evet, cevabını gördünüz. Şeyh Said isyanı. Evet, bu bizim ufak bir çalışmamızdı. Bu tür çalışmaları sizler de yapabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum.